Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersinde yüzdelerle ilgili konu sorununda hem bir tekrar hem de soru çözümü yapacağız. Buyurun bakalım dersimize. Evet, birinci sorumuz şu. Demiş ki %32'si 44 olan sayının %56'sı kaçtır? Yani arkadaşlar o zaman 32x'i 44 olan sayının 56x'i ya da x kullanmanıza da gerek yok. 32'si, %32'si 44 olan sayının 56'sı kaç olacak? Biz buraya arkadaşlar bilinmiyor ya da x diyoruz ya da soru işareti. Bir oran orantı sorusu var arkadaşlar. Ne yapacağız? X'in karşısındaki bölen olacak, diğer sayılar çarpılacak. 56 ile 44'ü çarpıp ben 32'ye böleceğim ki bu sayımızı bulalım. Ne yapardık? Çarpmazdık. Her zaman sadeleştirirdik. Örneğin 4 ile sadeleştireyim. Burası 11 olsun. Burası 8 olsun. Şimdi 8 ile sadeleştireyim. Burası 7 olsun. Burası 1 olsun. 7 çarpı 11'den ne kaldı elimizde? 77 sayısı. Ama basit soru değil. Bakın arkadaşlar %32'si 44 ise bu tip sorularda %1'ini falan bulmaya gerek yok. 32'si 44 ise 56'sı nedir deyip arkadaşlar direkt sorunun kendisini çözebilirsiniz. İkinci soru. Manav Perihan abla halden kilosu 0.5 TL'ye aldığı domatesler için kilo başına 0.25 masraf yapmıştır. Neye geldi o zaman 1 kilosu? 0.75'e geldi. Bunu düşün. Perihan abla aldığı domateslerden %60 kar elde etmek istiyor. Buna göre 1 kilosunu kaç TL'den satacak? Şimdi 0.75'e aldı. Bunun %60'ını bulalım arkadaşlar. %60'ını bulalım ki üzerine kar olaraktan eklesin. Çünkü 0.50'ye aldı. 25'te üzerine 0.25'te masraf yaptı 1 kilo başına. 0.75'e geldi. Yani bir ürünün satışında o ürünün size 1 kilosunun toplamda kaça geldiği tüm vergiler, masraflar, şudur budur, yol masrafı falan filan derken hepsini eklersiniz. Üzerine kar koymak için bu paranın üzerine yüzde eklersiniz arkadaşlar. Bunun %60'ını bulacağız biz. Ne yapacağız? 0.75 ile 60'ı çarpıp 100'e böleceğiz. Ben önce ondalık çarpımı yapıyorum. 75 ile 60'ı çarpayım. Tamam mı? Sonra 2 sıfır buradan silerim. 2 sıfır da 100 için sileceğim. Dikkat! Önce bunu 0.75 değil 75 alıyorum. 60'a çarpacağım. Ondalık çarpımı. Sonra 2 basamağını sileceğim. Sonra 100'e böldüğüm için de 2 basamak sileceğim. Çarpalım. 0, 0, 6 kere 5, 30'un 0 elde var. 3, 42, 45. Topluyoruz. 0, 0, 5, 4. Şimdi 2, 0 arkadaşlar burada şu ondalık için silindi. Sonra elimizdeki 45'i bir de yani 60 ile 0.75'in çarpımı 45 olacakmış. Tamam mı? Şu iki basamağı kaydırdığım için buradan tekrar sildim. Peki 45'i şimdi 100'e bölüyorum. 45'i 100'e bölersem ne olacak? 0,45. 2 basamak kaydırdım. Bu bizim karımız. Peki ne diyor? Kaç TL'den satmalıdır diyor. 0,45 var mı? Hayır. Çünkü üzerine ekleyeceksin. 0,75'in üstüne 0,45'i ekleyeceksin. 0 elde var 1, 11, 12 elde var 1, 1 buraya geldi. 1,2 TL'ye satması lazım ki buradan %60 kar elde etsin Perihan ablamız. Üçüncü soru. Diyor ki bir emlakçı sattığı ev başına hem alıcıdan hem de satıcıdan %4 komisyon olaraktan çalışıyor. 90.000 TL'lik bir ev satan bu emlakçının kazancı kaç şeydir? Şimdi %4'ünü bulalım 90.000'in. Böl 100'e çarp 4'e. Alıcıdan alacağı. Bir de bunu 2 ile çarpacağız satıcıdan. Hocam %8'ini alsak olur mu? O da olur. Ama ben %4'ünü bulayım. Birisinden aldığını belirtelim. Tamam mı? Sonra ikincisinden de aynı fiyat alacak diyelim. Ne kadar kazanç elde edecek bunu bulalım. Önce bölüyorum sıfırlar olduğu için. 900'de 4'ü çarpıyorum. Ne oldu? 36, 2 sıfır eklersek 3600. Alıcıdan ya da satıcıdan birinden 3600 elde etti. Diğerinden de 3600 elde edecek. %4 olaraktan. Ne elde etmiş olacak toplamda? 7200 TL karı olmuş olacak. Komisyon diyor ki bir satıştan elde edilen kardır diyor arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için altta bir kısa bir açıklama. Dördüncü soru. Bir tatil köyünün günlük konaklama ücretleri aşağıdaki gibidir. Normal konaklama ücreti 40 TL'dir. Bu tatil köyüne giden 6 kişilik bir ailenin fertleri 4, 9, 15, 40, 48, 70 yaşındadır.
Eğer bu aile bir hafta kalırsa kaç TL konaklama ücreti öder diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Şimdi bir tatil köyünün günlük konaklama ücretleri aşağıdaki gibidir. Normal konaklama ücreti ne olacak? 40 TL. Eğer bu aile bir hafta kalırsa şimdi arkadaşlar biz burada günlük konaklamalar. Şimdi bakıyorum 4 yaşında bir kişi var, 9 yaşında bir kişi var, 15 yaşında bir kişi, 40, 48 ve 70 her kişinin fiyatını çıkartalım bir günlüğü. 4 yaşındaki kişi için arkadaşlar ne oldu? 0-6 yaş ücretsiz. 0 TL'yi koydum ben buraya. Evet. 9 yaşındaki kişi için ne olmuş? %60 indirimli. Peki neden %60 indirimli? Hani şu 40 TL diyor ya, bunun %60'ı. 40'ın %60'ını bulalım. 0000 gitsin. 24 TL indirimli. Yani ne olacak? 16 TL'ye geliyor. Tamam mı? Bu da %20 indirimli. 40'ın %20'sini bulalım. %0000 gitsin. 8 TL indirimli. Bu da 32 TL'ye gelecek. Şöyle kimin kaç TL'ye geldiğini yazalım. Yüzde indirimleri burada hesapladık. 9 yaşında bir kişi var. Ne oldu? 16 TL. Artı 16. 15 yaşında bir kişi var. Ne oldu? Bu da 16 TL. 40 yaşında buraya giriyor. 40 ve 48 yaşındakiler indirime tabi değil. Bunlar 40 TL. 40 TL. 70 yaşında biri var. %20 indirimli 32 TL. 32 TL. Bunlar bir günlük. Unutmayalım. Bunu bir haftayla çarpacağız. 6 hafta 12. 2 daha 14'ün 4'ü elde var. 1. 2. 4 daha 6. 10. 13. Elde var 1'di. 14 arkadaşlar. 144 TL bir günlük. Bir hafta kalırlarsa ne olacak? Çarp bunu 7 ile. 7 kere 4, 28'in 8 elde var 2. 28, 2 daha 30'un 0 elde var 3, 7, 10. Ne olacak? 1008 TL ödeyecekler bir haftalık. Gayet güzel soru. Bol işlem yaptırıyor. Dikkatinizi dağıtmak istemiyor. Bu tip sorularda mutlaka benim yaptığım gibi kenara küçük küçük notlar ala ala gidin arkadaşlar. Tamam, karışık çözerseniz kafanız karışır. Gidiş şeklinizi belirleyin. Çiçekçi güllü bir destesini yani 10 tanesini 16 TL'den aldığı güllerin bir düzinesini yani 12 tanesini burada 10 tane var. 48 TL'ye satmaktadır. Bir gülden yüzde kaç kar etmektedir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir tanesini kaça alıyor? Bir destesini 16 ise 16'yı böl 10'a, bir tanesini 1,6 TL'ye alıyor. Bir düzineyi 12 tanesini 48'e satıyor. 48'i böl 12'ye, o zaman 4 TL'ye satıyor. Tamam mı? Yüzde kaç kar? Şimdi bu yüzdeye çevirirken şöyle. 1,6 TL'de ne kadar kar var? 4 TL mi? Hayır. Arasındaki fark ne kadar? 2,4 TL kadar kar var. Bize neyi soruyor? Yüzde ne kadar kar edecek? Tamam arkadaşlar? Yüzde. Burayı çarpacağız, buraya böleceğiz. Şimdi bu tip işlemlerde bunlar kesir olduğu için ben bunları kaldırıyorum. 24'e 16 yapacağım. 24'e 16 yapacağım ki rahat işlem yapayım. Çünkü beni yormasın, virgül işlemlerle uğraşmak istemiyorum. Değil mi? Yapabilirsiniz. Alt üst kesirse istediğiniz şekilde genişletebilirsiniz. %24'ü çarp. 16'ya böl. Dikkat edeceğimiz husus şuydu. Maliyet paydaya yazılır, kar yukarı yazılır. Hocam niye 4 yazmadık? Farkı kadar kar edersin. Tamamı satışın kar değil ki. Fark ne kadar? 2.4 TL'ydi. Şimdi 24'ü 16, 8'e bölüyorum. Bu 2, bu 3. 100'ü 2'ye bölüyorum. Bu 50. Bu gitti. 1. 50 ile 3'ü çarparsam %150 kar ediyor bu çiçekçi güllü arkadaşlar. Bayağı bir kar etmiş. 5x'in %60'ı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet, 5x'in çok basit. Çarp 60'la böl 100'e. Ne oldu? Tık tık gitsin. Sadeleştirelim. 5x'de 6'yı çarp 30, 10'a böl 3x'miş. Sadece bunu sormuş arkadaşlar. Kar zarar dememiş. Hani 5x'ten %60 kar etseydi ekle üstüne 8x. Zarar etseydi %60 çıkar bundan 2x'e satış olur derdik. Tamam. Geçiyoruz arkadaki sorumuza. Ayberk diyor. 40.000 TL'sinin yarısını A Bankası'na yıllık 18 faizle, yani 20.000 TL'yi yıllık %18'de faize, diğer yarısını 20.000 TL'yi B Bankası'na %15, %15'te faize yatırıyor. Yılın sonundaki parası kaç TL artmıştır? Dikkat, neyi soruyor? Faizleri soruyor. Ne kadar artmıştır? Toplam parası kaç TL olmuştur demiyor. Tamam mı?
O yüzden faizleri bulup çoklayacağım. Toplam parası kaç olur deseydi bu çıkan faizle bu çıkan faizi 40 bin üzerine ekleyecektik. Tamam. Şimdi bakalım buraya çat çat sıfırları siliyorum önce ben. 218, 2 ile 18 çarp 36, 2 sıfır ekle 0 0, 3600 buradan. 2 sıfırı sildim, 2 sıfırı sildim, 2 ile 15 çarptım 30, 2 sıfır daha ekliyorum 3000. Topluyoruz 6600, C şıkkı bizim cevabımız olacak diyoruz arkadaşlar. 8, 1 saat 150 TL'ye aldığı 1 saat %30 karla satmak istiyor. Kaç TL'den satmalıdır? Hadi bakalım 150'nin %30 karını bulalım. Üstten bir sıfır, alttan bir sıfırı götürdü. Buradan bir sıfır, buradan bir sıfırı götürdü. Üstteki sıfırlar, alttakilerle her sayı sadeleştirebilirsiniz üstten. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne oldu? 1 kaldı. 15 ile 3'ü çarparsak hocam zaten karı 45 TL'ymiş. Kaça satmalıdır? O zaman 150 ile 45'i topluyorum. 195 TL'ye D şıkkında satacak burayı diyoruz arkadaşlar. 9. soru. Cenk diyor 1200 TL'ye aldığı bilgisayarın %20'sini peşin ödemiştir. Geri kalanı 6 taksit. O zaman ödeyeceği bir taksiti soruyor. Şimdi %20'sini bulalım. Ne kadar ödemiş? 1200'ün %20'si arkadaşlar çat çat tak tak. 120 ile 2'yi çarptık 240 TL. 240 TL'yi ödedi. Ne kadar kaldı? 1200'den 240'ı çıkartırsak 960 TL kaldığını görürüz. Peki diyor ki bunu ödedi. Geri kalanına 6 eşit taksit. O zaman 960'ı ben böleyim 6'ya arkadaşlar. Kaç olacak buradan? Bir tane var. 6 çıkardım. 3, 6 indi. 6 tane var. 36, 0, 0. Son 0 iniyor. Bölünmediği için buraya ekleniyor. 160 TL bir taksitidir. Bu tip olaylarda ödeneni ana paradan çıkartırsanız kalanı kaç taksitse o kadar taksite bölersiniz diyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel sorular. 10. soru. Hangi sayının %30'unun %20'si 9'dur? Şimdi bir sayı var. Bunun %30'unu çarpmış. Sonra onun da %20'sini bulmuş. Tersten gelelim. Bakın 9. Hangi sayının %20'si 9'dur? Değil mi? Tersten gelelim. 9 arkadaşlar. Hangi sayının %20'si 9'dur? Ne olacak? 9'u 20'ye böleceğim. 100'le çarpacağım. 20'ye böleceğim arkadaşlar. Bu işlemi yazıyorum. Şimdi 20'ye tabii bölünmez. Ama önce çarparsan sonra böyle 920'ye bölersen rahat bölersin. Tak tak yaparsın. Onu da 2'ye bölersen ne olur? 5. 9 çarpı 5'ten 45'miş. Yani 45 sayısının %20'si 9. Şimdi geliyorum. %30'u 45 bu sayının. Tersteyiz buradayız şimdi. %30'u 45. Hangi sayının %30'u 45? 45'i ben 100'le çarpacağım. 30'a böleceğim arkadaşlar. Tak tak sildim. 3'le de 45'i sadeleştiriyorum. 15 oldu. 15 ile 10'u çarparsam 150 sayısının ne olduğunu görürüm. Ben bunu şimdi şeyini yapalım arkadaşlar. Neyini bunun? Sağlamasını yapalım. 150 sayısını %30'u. 10'a böl 3 ile çarp 45. 45'in %20'si. %20 demek 5'te 1 demek. 5'e böl 1 ile çarp 9. Ya da en baştan şöyle bir şey yapardınız. X sayısını %30'unun çarp %20'si eşittir 9'dur derdiniz. Bunları çarpardınız. İçler dışlar yapıp x'i yine bulurdunuz. 150 olduğunu görürdünüz. Hatta yapalım. Çarpıyorum. Şu 20'yi de çarptım. 6x bölü aşağıda 100 var. Eşittir 9'muş. 6x bölü sadece bu kaldı 100. İçler dışlardan 6x eşittir 900. 900'ü 6'ya bölersek 150 olduğunu görürüz. Hangi yöntem kolayınıza geliyorsa ikisini de göstereyim dedim ben. Hangi üründen yapılan kar yüzdesi en çoktur? 100. Burada kar ne kadar? 21. O zaman %21. Bu direkt belli. %21. 50, 11 kar var. 50'de 11. Yüzdeye çevirirsem payda 2 ile genişleteyim hemen olacak. %22 bununki. 30'da 36 ne oldu? 30'da 6 kar var. Yüzdeye dönersem ne oldu arkadaşlar? Yüzde kaç olacak? İçler dışlar yapıyorum. Yüzde 6'yı çarp 30'a böl. Tak tak 6 ile 3 gitti. 2 ne oldu? 40. Burada yüzde çok pardon. Doğru mu çarptık? Bir daha göreyim şurayı. Yüzde 6'yı çarp 30'a böl.
0 gitti. 6 ile 3 gitti. 2. 2 ile 10'u çarptık. %20 kar. Pardon. Burada 2 varmış gibi düşündük ya bir anda. %20 oldu bu. Ne oldu? 10'da 3. Kar fark kadardır. 10'da 3. %10 ile çarparsak %30. En büyük kimde yüzde kar oranı var? Kravatta kar oranı var diyoruz. Denizli şıkkında arkadaşlar. 12. soru. 900 TL'lik para yıllık %5 faizle 2 yılına bankaya yatırılıyor. 2 yıl sonra getireceği faiz. Yani 900 TL'nin %5'ini bul. Bunu da 2 ile çarp. Bu 1 yıllık faizdir. Tak 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 sil. 9'da 5'i çarp. 1 yılda 45 TL faiz. Bu 1 yıl. 2 yıl için 2 ile çarparım 45'i. Ne olur? 90 TL. Bana neyi sorur? Getireceği faiz sorur, 90 TL. Para kaç para olur deseydi 990 TL olur diyecektim. Diyorum, noktayı burada koyuyorum. Yüzdelerle ilgili soru çözüm videosunu burada bitiriyoruz. Açıklama kısmına 7. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listelerini bırakıyorum. Buradan istediğiniz dersin konu anlatımını, soru çözümünü hatta sınav videolarını izleyebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık.